arkadaşlar, ben Yavuz. Bugün sizlerle portakal ve balanla ilginç bir deney yapacağız. İlk önce balanı bir şişirelim. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor. Ben takıntılı bir adamım, biliyorsun normalde. Neden yeşil balon? Doğayı temsil ediyor. Güzel. Güzel şişti. Ağzını tutturalım. Balonumuz hazır. Gitme. Bıçağımız da burada. Gelme. Gitme, gelme, yapma. Şimdi şunu da, portakalı yiyeceğiz abi diyor bittikten sonra. Ben abi asit var yanında, yiyemiyorum ben. Yersin ya. Balon yerinde duramıyor. Dayanamadı. Şöyle bir kabuk parçası alacağız. Bize kabuk lazım zaten. Serkan da geldi. Şimdi şöyle yapacağız. Güzel. Subhanallah. Deneyimiz bu. Portakal kabuğundaki yanıcı yağ, çakmak var mı? Oğlum lan millet. Çakmak var mı? Var. Çakmağını ver, gösterelim. Sağ, benim diğer cebimde kalmış abi. Amonyum neydi? Çakmağını versene abi. Cızıt. Hemen geliyorum, katlaca giriyorum. Çevirme. Evet, gördünüz. Balonun... Hidrojen karbür gazının yanıcı bir gaz, şey bu, yağ bu. Şöyle gösterelim. Ha, ben bir şey, bir de balona bir şey. Balona sıktığımızda balonu patlatıyor. Bunu, hayır, bu portakal kabuğunun kendi içindeki beyazı var ya, onu yediğin zaman alkol promil şeyi var ya aletleri, onda da promil çıkıyor biliyor musun? Meyvelerdeki alkol oranı. Yok, bunda daha fazla. Kabuğundaki yağ sayesinde yanıcı bir yağ, uçucu bir yağmış. O zaman abi, o zaman burada bitirelim. O zaman abi biz portakal yemeyelim. Yok, portakal çok faydalı kış yiyeceği. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Facebook'ta, Twitter'da paylaşın bize destek olmak için. Beğen butonuna basın. Görüşmek üzere.